4 yaşında mı? Hı hı. Maşallah. Sağ ol. Genç yaşta halletmişsin anneliği. Hı hı. Öyle oldu biraz. Ne güzel, çok şanslısın. Fotoğrafı var mı? Hı hı, var. Bak. Çok şirin değil mi? İsmi gibi maşallah. İsmi de mi şirin? Yerim ben onu. Sağ ol. Canım ya, getirsene bir gün ofise, sevelim. Olur ama bekleme gelmemizi, sen uğra bize. Olur, gelirim. Şişt Mesut, arı mı var? Hmm, biraz. Sinan, abi devam mı devreye? Bilmem, hayırdır? Devreyi soruyor. Yani hastanedeyim de şimdi ben Elif'in yanında. Hani uzadıysa işiniz geleyim tabii ama... Ben bilmem oğlum. Başkomiseri vereyim, ona sor. Aylin. Şş, kıvrandır biraz, kıvrandır. Tamam tamam. Abi, Elif'in çok selamı var. Abi bizden de selam söyle. Nasıl oldu? İşte aynı işte. Kolay gelsin de. Bak kolay gelsin diyor size. Abi geleyim ben devreye. Nedir durumunuz? Serseri. Gel desem kalkıp gelecek sanki değil mi? Gelirim tabii abi de... Hani demezsen de... Ha, makbule geçer değil mi? Aynen. İyi hadi kal hastanede. Şş bak yalnız sabah erkenden merkezdesin ha. Ne demek abi? Unutmam vallahi bu kıyanı. Hadi iyi bak kardeşimize. Ayıpsın, hiç merak etme, sağ ol. Ektin yine devriyeyi. Ekmedim. İzin aldım sadece. Ha, ama istersen giderim. Yani kafam şişti diyorsan, sıkıldıysan benden. Acaba sen ne zaman sıkılacaksın benden, bu halimden? Bir daha sakın söyleme bunu. Sakın. Sarılsana bana. Hayırlı olsun yeni görevin. Sıkı ekibe geldin. Şanslısın. Sağ ol. Şu sabahki kadın, bıçaklanan. Durumu nasıl? Görüşebilecek miyim? Maalesef. Çok kan kaybetmişti. Yolda kalbi durmuş zaten. Elimizden geleni yaptık. Ama az önce kaybettik. Bu kötü oldu. Sevk ediyor musunuz adli tıbba? Tabii. Birazdan. Pek yardımcı olamadık, kusura bakma. Sinan komiser buradaymış. Hastası varmış. Hangi odada acaba? Koridorun sonunda. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Boyundaki zedelenme, omurilikteki sinirlere baskı yaptığı için platin aparatlarla bölgeyi sabitleyerek vücudun eski işlevine kavuşmasını sağlayacağız. Ameliyat yani, öyle mi? Evet, ama baştan söyleyeyim. Zor bir ameliyat. Sonrasındaki iyileşme süreci de biraz sıkıntılı olacak. Rehabilitasyon, egzersiz ve ilaç tedavisi epey sürebilir. Ama sonuç garanti değil mi hocam? İyileşecek Elif. Eskisi gibi olacak değil mi? İnşallah. Biz elimizden geleni yapacağız. Elif'in yaşını, fizini düşününce şansımız yüksek diyebiliyoruz. Ama başarısızlık riski her zaman vardır. Düşünmek bile istemiyorum bunu. Düşünmeyeceğiz zaten amirim. Ha Elif, düşünmeyeceğiz. İyileşeceksin. Eskisi gibi. Hatta daha da iyi olacaksın. Değil mi? Sen de bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Boş boş konuşup kendime dese de umut mu vereyim? Bunu mu istiyorsunuz benden? Kusura bakmayın. Elifciğim, yapma böyle. Sinirlerinin bozuk olması çok normal. Üzerine gitmeyelim. Uzman doktorumuz şehir dışında. Bir iki gün içinde gelecek. Ameliyat tarihini görüşüp haber vereceğiz. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Elif, niye yapıyorsun bunu? Ne yapıyorum? Halime baksana. Ne yapabilirim ki? Ne bekliyorsun benden Sinan? Pardon. Melek. Merhaba. Rahatsız ediyorum ama. Önemli değil. Melek sensin demek. Tanışmış mıydınız Elif'le? Yok, tanışmamıştık. Memnun oldum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Asaf Bey, emekli amirlerimizden. Elif'in babası. Memnun oldum amirim. Demek Elif'lerle birlikte çalışacaksınız artık. Evet. İnşallah en kısa zamanda. Tabii. Ama siz yine de bana fazla güvenmeyin de. Elif, yeter. Biz merkezden bekliyorlar. İşin uzunsa ben döneyim. Çıkarız beraber. Akşama görüşürüz. Amirim. Hadi görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Güle güle. Benim ekibe katılmam Elif'in pek hoşuna gitmemiş galiba. Ya canı sıkkın sadece. Seninle bir alakası yok. Yo, bence haklı. Sinirlenmekte yani. Hatta bu iyi bir şey. Melek, sen ne diyorsun ya? Öfke, huysuzluk, bağırıp çağırmak. Hepsi. Bunların hepsi hayat belirtisi. Kendini bırakmayacağının işareti. Öyle midir gerçekten? Tabii. Susup otursa, uyusa bütün gün. Hiçbir şeye tepki göstermese daha mı iyi? Elif böyle biri değildir. İşte o yüzden başaracak bence. Hırs yapacak, iyileşecek. İnşallah be Melek. İnşallah. Sağ ol. Alo. Yoldayız Zengin abi, merkeze gidiyoruz. Nerede? Tamam, buluşuruz orada. İhbar mı var? Yok, hayır ya. Sabahki olayla ilgili. Sokaklardayız bir süre. Nasıl bir kız? Melek mi? İyi bir kız. İşinde iyi mi? Olmasa Rıza Baba almazdı ekibi herhalde, değil mi? Almazdı tabii. Meleğin gelmesine bozulman çok saçma. Bozulmuyorum. Yapma. Seni tanıyorum. Üzüldüğünü, kızdığını, hani neredeyse gözden çıkarıldığını falan düşünüyorsun ama öyle değil. Tanımıyorsun. Ben bile bu halimi, kendimi tanımıyorum. Sen nereden bileceksin? Nasıl anlayacaksın ki beni? Öyle mi? Yardım et o zaman. Anlamama yardım et. Nasıl daha iyi hissettirebilirim sana kendini ha? Şu saçma sapan bunalımından nasıl çıkartırım söyle. Elif, ne yapmam lazım? Hiçbir şey. Hiçbir şey ya. Ha, bırak beni kendi halime diyorsun. Ben düştükçe düşeyim. Kapatayım kendimi. Bu mu? Yeter Sinan. Yok öyle ya ama Elif. Ben seni kaybetmeyeceğim. Sen kendini yok etsen de ben seni kaybetmeyeceğim. Sinan, gitmemiz lazım artık. Bekletmeyelim hocaları. Tabii. Kızım, Elif'im. Hadi canım, son bir gayret. Merak etme babam. Kalkacağım o masadan. Sonra da ayağa kalkacağım. Daha fazla bekletmeyeceğim kimseyi. Canım. Seni seviyorum. Ben de seni.